Pardon, 30 işçi 6 aylık kıdem süresi bakımından bunları kamu düzeninden saymıyoruz. Çünkü bu kalemler bertaraf edilebilir ön şartlar. Mesela toplu iş sözleşmesinde pekala 30 işçi sayısının aranmayacağı öngörülebilir. Ya da 6 aylık kıdem aranmayabilir. O zaman bu kamu düzenini ilgilendirmiyor. İlgilendirmediğine göre resmen inceleme kapsamında bir husus değil. Ayırdık bir kenara. Örnek şu olsun. 25 işçinin çalıştığını gördüğümüz bir iş yerinde iş iade davası açılmış. Mahkeme işe iadeye karar vermiş. Kimse bunun üzerine durmamış. İstinafa gelmiş. Davalı istinafa geliyor ama hiç 30 işçi sayısına girmiyor. Geçerli nedeni ileri sürüyor. Bu konuda açık istinaf olmadığına göre biz buraya girmiyoruz. Çünkü kamu düzenini ilgilendiren bir boyutu yok. Ama acaba buradan sonra, şimdi kritik nokta şu. Şu an için bu kararlar temiz yolu da açık olan kararlar. Hatta girmediğimizi kendi kararımızda da yazıyoruz. Diyoruz ki şu nedenle biz bu 30 işçi kriterine giremedik, inceleyemedik, gördük giremedik diye yazıyoruz. Bu konuda bu noktada o zaman davalı vekili buradan uyandı, gördü durumu. Ardından temiz yol hakkı da var. Temize giderken bunu getirdi. Acaba Yargıtay girebilecek mi? Temel tartışmamız bu. Yargıtay'ın benzer örneklerde girdiğini görüyoruz. İleride geleceğim aslında istinaftan sonra Yargıtay'ın temiz incelemesinin sınırı hukuki denetim sınırı var. Hukuki ancak denetim yapabilir. Vaka denetimine asla giremez. Bir de şöyle bir düşünmek lazım. İstinafın yasal zorunluluk sebebiyle giremediği bir konuya Yargıtay'ın da dokunamaması lazım. Aksi halde bunu istinafa getirmeyen davalı söz konusu ise davacı yararına usulü müktesep hakkın doğduğunu kabul etmek gerekir. Bir örnek daha vereyim bu konuda. Mesela kıdem tazminatına yasa gereği fesihten en yüksek banka mevduat faizi yürür. Bunu kanun öngörmüştür. Yani aksi kanuna aykırılıktır. Yargıtay'ın sınırı bakımından bunu söylüyorum. Varsayalım ki açılan davada talep fesihten faiz olduğu halde dava tarihinden yasal faize karar vermiş olsun mahkeme. İstinafa geldiğinde davacı çeşitli nedenlerle istinafa gelsin ama faizi getirmesin. Faiz istinafa getirilmediğinde. Biz bunu da gördüğümüzü belirtip işin esasına giremediğimizi açıklıyoruz. Ama daha sonra Yargıtay'a gittiğinde Yargıtay diyebilir mi? Tamam, sen giremedin ama benim için kanuna aykırı gördüğü halleri de inceleyebilir diye bir yasa hükmü var. Buradan hareketle ben bu faizi düzeltiyorum dediğinde az önce söylediğim usulü müktesep hak kuralının ihlal edilmiş olabileceğini düşünüyorum ben. Uygulamalarını ileride Yargıtay istinaf dengesi bakımından hep göreceğiz, denetleyeceğiz. Şunu söyleyebilirim. Yeni bir istinaf, yani ilk kez iki dereceli bir kanun yolu sistemini getirdik, benimsedik. Tabii ki uyumu kolay değildir. Burada Yargıtay ve Adalet Akademisi'nin öncülüğünde uluslararası bir toplantı yapılmıştı Ankara'da. Orada Avrupa ülkelerinden, 5 ülkeden gelen katılımcılar şunu söylediler. 100 ya da 150 yıllık bir istinaf uygulaması var bizde. Zaman içinde biz de bu sorunları yaşadık ama bugün için yüksek mahkemeler, Yargıtay konumundaki mahkemeler asla vaka denetimine de girmez. Hukukilik denetiminde sınırlandırmaya çalışıyoruz. Sürekli sınırlandırıyoruz. Giderek azaltıyoruz yetkilerini dediler. Bunları zaman içerisinde biz hep göreceğiz nasıl işleyeceğini. Ama benim burada bir de şu kavrama girmemiz lazım. İstinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı inceleme yapıyoruz. Kamu düzeni hariç dedik ya. Şimdi temel sorun şu. Kamu düzeni nedir? Bunu açmamız lazım. Bunu da Afyon toplantısında, bir Afyon toplantısından girişte bahsetmiştim ya. Bu toplantı 9-10-11 Kasım 2016 tarihlerinde yapıldı. Türkiye Adalet Akademisi'nin internet sitesinden bu eğitim dokümanlarına ve sonuç bildirgesine ulaşılabiliyor, bilginiz olsun. İşte bu kamu düzeni kavramını orada yarım gün neredeyse tartıştık. Ve kamu düzeninin aslında yasanın emredici yapısı, Yargıtay içtihatlarından yola çıkarak saptamaya çalıştık. Çok kısa başlıklar haline vermek istiyorum, bunların detayına giremeyiz. Hukuk usulüne dair kamu düzeni hallerini görev, yetki, kesinlik sınırı, taraf teşkiliği, taraf ehliyeti, kesin hüküm, hukuki yarar yokluğu, derdestlik, vekaletname eksikliği, gider avansı, taleple bağlılık, ikinci kez ıslah yasağı, bozmadan sonra ıslah yasağı, usulü müktesep hak, kesin süre, hukuki dinlenme hakkının ihlali, yargılama giderleri ve harçlar olarak belirledik.
istinaf mahkemeleri olarak. İş güvencesi açısından kamu düzenini de tartıştık. Nedir acaba? Hani ne gelmezse biz re'sen girebiliriz. Bunu bilmemiz lazım. Bir aylık dava açma süresinin kesin olarak kamu düzenini ilgilendirdiğini, çünkü hak düşürücü süreler daima kamu düzenindendir. Talep olmasa bile işe iade sonuçlarından sorumluluk kamu düzenini ilgilendirir. Boşta geçen süre ücretinin 4 ay oluşu kesin bir süredir. Bunun altına aksine sözleşme yapılamaz, biliyorsunuz, kamu düzenindendir. İşe başlatmama tazminatının 4-8 aylık sınırı da kamu düzenindendir. Yani 3 aylık diyemezsiniz, 9 aylık diyemezsiniz. Ama içinde bir anlamda bu kamu düzenini ilgilendirmez diyebildik. İşveren vekili kavramını çok tartıştık. İşveren vekili mesela bir genel müdür iş iade davasını açtı. Mahkeme hiçbir şeye bakmadan kararı verdi, istinafa geldi. Davalında bu işveren vekildir diye bir itirazı yok. Bu konuyu re'sen inceleyecek miyiz? Ağırlıklı olarak görüş bunu incelemek gerekir şeklinde. Yani burada kamu düzenine bakmamız gerekir şeklinde oldu ama az önce söyledim, 30 işçi ve 6 aylık kıdem şartları tek taraflı emredici olduğundan, işçi aleyhine azaltılabileceğinden ya da tümden kaldırılabileceğinden kamu düzenini ilgilendirmiyor ve bu konularda bir açık istinaf yoksa asla girmiyoruz. Maddi hukuk bakımından birkaç kalem var sadece. Kıdem tazminatı tavanı. Biliyorsunuz tavanı aşan uygulama var, olmaz. Bu kamu düzenini ilgilendirir. Bu nedenle salt, bu nedenle biz inceleme yapabiliyoruz. Asgari ücret, bunun altında ücret belirlenmiş olması. Muvazaa, fesihteki hak düşürücü süre, iş kanunu 26, hakkın kötüye kullanılması. Fazla çalışmada yasak süreler, yani günlük 11 saatin aşılması, ağır tehlikeli işlerde 7,5 saatin aşılması, gece çalışmalarında 7,5 saatin aşılması, bunlar doğrudan re'sen baktığımız, bakabileceğimiz konular. Tek taraflı ceza şartının geçersizliği ve devreden işverenin devirden sonra 2 yıl ile sınırlı sorumluluğu, bu da hak düşürücü süre olması sebebiyle kamu düzenini ilgilendirir denirdi. Toplu iş hukukuna dairelere girmeyelim isterseniz. Çok, çünkü geniş değil. Bir de istinafta kararın tavzi ve maddi hata ibaresine girmek istiyorum. Neden? Şimdi bahsettik, %85'ler seviyesinde istinafta kesinleşen kararlardan bahsedeceğiz. Bahsediyoruz. O zaman istinaf hata yaparsa ne olacak? Hani bir Yargıtay düzeltiyordu, onu, o hakkınız vardı. Şimdi eskiden biliyorsunuz iş dairelerinde, Yargıtay iş daireleri bakımından karar düzeltme yolu yoktu. Bu yol kapalı olduğu için Yargıtay bu maddi hatayı biraz daha geniş yorumluyordu. Açık hukuki hataları da maddi hata sayarak düzeltiyordu. Biz de aynı yöntemi benimsedik istinaflar olarak. Dedik ki bariz hukuki hatalarda, her ne kadar HMK 304 şöyle söylüyor, basit hesap hataları düzeltilebilir diyor. Ama devamında şöyle bir bizi de koruyan bir ifade var. Diğer benzeri açık hatalar. İşte artık buradan bariz bir hata yapmışsak, taraf da bunu maddi hata olarak önümüze getirirse, eski kararımızı kaldırıp, kesin olarak verilen o kararımızı kaldırıp yeniden düzeltiliyor. Mesela bir örnek şu, az önce söylediğim gibi devreden işveren devirden sonraki işçilik alacaklarından sorumlu tutulmuş. Mesela 1,5 yıl önce bir devir söz konusu, devreden işveren de kıdem tazminatından sorumluluğu kısmen vardı ama yıllık izin ve ihbardan da sorumlu tutulmuş istinafın kararında hatalı şekilde. Maddi hata itiraz sonucu bunun düzeltildiği bir örnek var elimizde. Geçici hukuki koruma tedbirlerinde biraz bizim alanımıza çok girmiyor, onu söyleyebilirim. Çünkü işçilik alacakları genelde para alacağıdır. Para alacakları bakımından ihtiyade tedbir vermiyoruz. Nedeni şu, HMK 389 bizi sınırlıyor. Uyuşmazlık konusu hakkında tedbire karar verilebilir diyor. Bu nedenle reddediyoruz. Ancak ihtiyadi haciz, İK 257-258 koşulları varsa teminat almak karşılığında verilebiliyor. Bu tür örnekler, uygulamalar da var. Hatta şöyle bile olabilir. Dosya istinafa geldiğinde artık ilk derece el çektiğine göre istinaftan bile talepte bulunulabilir bu yönde. Tehir icra, bu hani avukatların da direkt alanı bu. Tehir icradan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda kanunda bir eksiklik, bir açıklık vardı. Onu içtihatla kendimiz bir şekilde onu doldurmaya çalıştık. Biliyorsunuz Yargıtay daha önce temiz incelemesi sonuna kadar icrayı durduruyordu.
Tehir icra kararı veriyordu. Bu da işimize yarıyordu. Çünkü Yargıtay'ın verdiği onama kararından sonra karar kesinleşiyor. Az önce söylediğim karar düzeltme yolu yok. Dolayısıyla artık temiz incelemesinin sonuna kadar icranın durdurulmasında bir sıkıntı, bir sorun yok idi. Şimdi araya istinaf girdi. İstinaftan tehir icra kararı talep ettiğinde ilgili biz istinaf incelemesi sonuna kadar versek, istinaf incelememizi bugün tamamladık, kararımızı verdik, bu kararı temiz yolunda açık olduğunu düşünelim. Bu kararı tebliğe çıkarıyoruz biz taraflara. Taraflar temiz ederlerse bu konudaki usulü işlemleri, harcı vesaire aldıktan sonra dosyayı Yargıtay'a gönderiyoruz. Uygulamamız bu. Ama biz icrayı ne zamana kadar durdurduk? Karar verdiğimiz güne kadar durdurduk. Tebligat ve sonraki temiz aşamasında geçen süre, bir ay diyelim ona, o bir ay içinde icra açıkta kaldı. Doğrudan infaz edilirse o zaman durdurduğumuz icranın hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden şöyle düşündük ilk seçenek olarak. Kararın kesinleşmesine kadar desek bu defa da Yargıtay'ın alanına müdahale etmiş oluyoruz. Yani Yargıtay'ın temize başvurulursa en son oradan gelecek karar tarihine kadar icrayı durdurmuş oluyoruz ki bizim yetkimizin dışında bir konu bu. Çözümü şöyle bulduk. Dedik ki ilk başta biz bu tehir icra kararını verirken henüz dosyayı incelemiyoruz. Gelen belgeler üzerine karar veriyoruz. Şablonumuz şu. Şayet kesin olarak karar verilmiş durumunda karar tarihi, o zaman sorun yok zaten, karar tarihiyle kesinleşmiş oluyor hüküm de. Eğer kararı kaldırmışsak zaten burada sorun yok. İnfaz edilebilir bir ilam yok ortada. Ama biz başvuruyu esasen reddetmişsek, Yargıtay'ın onaması gibi, o zaman icra edilebilir bir ilam var önümüzde. Ve bu karar kesinleştiğine göre zaten icra edilsin. O tarihteki dur bitsin durdurma kararı. Fakat temiz yolu açık olan kararlarda ise temiz başvuru süresinin sonuna kadar diye bir ibare geçiyoruz, durduruyoruz. Amacımız şu, biz tebligatı yapalım. Önce kararın yazım aşaması var, sonra tebligatlar var. Temiz başvurusunu yapacak. Temiz başvurusunu yapan avukat işte ondan sonra artık tekrar bu defa Yargıtay'dan tehir icra kararı talep etmen için girişimde bulunacak. Daha önce verilen teminatı bu defa oraya aktararak Yargıtay'dan icranın durdurulması yönünde karar alacak. Belki bu konuda bir, buyurun. İcradan bir vesikası alma sorunu çıkacak bu arada. İcra bir defa başta verdi. İkinci müracaatınızda verdi. Temizden sonra bir daha veriyor. Örnekleri geldi. Temizden sonra diyor ki icra arkadaşımı belki duymayanlar olabilir. Yargıtay'dan istediğimizde mail vesikası vermeyebilir. Vermesi gerekiyor. Hatta önceki teminatı da oraya kaydırmanız gerekiyor. Böyle bir talep geldiğinde bize yazılı olarak icra dairesine dedik ki sen bu artık yeni bir talep, temiz üzerine istenen bir yürütme durdurma kararı talebidir bu. Burada vermesini de yazdık. Vermesi gerekiyor. Şimdi istinaf sonrası temiz incelemesinin sınırlarına değinen bir konu, bir gerekçeyi daha açıklayıp bu konuya geçeyim. Daha önemli konulara geçmek istiyorum. Şimdi daha önceki bizim Humuk'ta şöyle bir hüküm vardı. Yargıtay meseleyi maddiyenin takdirinde hata edilmesi halinde bozma kararı verebiliyordu. Aynen ifade buydu. Yani hepimiz bunu çok iyi hatırlarız. Şimdi Humuk HMK'da 371. madde bozma kararlarını düzenliyor. Ve burada vaka denetimini yapabileceğine dair bir ibare yok Yargıtay'ın. Aksine maddenin gerekçesine bakalım şimdi. Yani şunu vurgulamak istiyorum. İlk derece bir delil topladı. İstinaf o delilleri değerlendirdi. Artık bu vaka denetimi noktasında Yargıtay'ın bir inceleme yapamaması lazım bu örneğe göre. Diyor ki 371'in gerekçesi, temiz incelemesini istinaf incelemesini ayıran temel özellik, temiz incelemesinin usul hukuku ve maddi hukuk, ikisi de hukuk bakın, yönünden incelemeye gerektirmesi, maddi vakaların denetimiyle ile ilgilenmemesidir diyor. Maddede hukuki denetimin hangi sebeplerle yapılacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Bugüne kadar diyor kanun gerekçesinde, istinaf kanun yolunun olmamasından dolayı zaman zaman Yargıtay maddi vaka ve delil değerlendirmesine de girmek zorunda kalabilmekteydi. İstinafla birlikte artık bu ihtiyaç ortadan kalkmış, Yargıtay tamamen hukuki denetim ve içtihat merciği olmuştur diyor. Mesela fesin son çare olması ilkesi yönünden ilk derecenin ve istinafın vardığı bir sonucu artık Yargıtay'ın dur bakalım burada bir de şu vardı, şu delil de buradan getirt, gerekirse 3 kişilik bir heyetten rapor al, işletmesel karar bakalım yerinde mi diyememesi gerekir diye düşünüyorum. Kişisel görüşüm benim bu yönde. Ama tabii
maddi vakalarla ilgili her daim acaba temiz yolu kapalı mı? Genel kabul görmüş uygulama şu, o Avrupa örneklerinde de bahsettiler. O 150 yıllık istinaf uygulamasında dediler ki, istinaf her şeye rağmen takdir hakkını, tecrübe, mantık ve düşün kurallarına aykırı kurmuş ise her zaman müdahale şansı vardır. Hatta örnekler şunlar, gündüz çalışan bir işçiye gece vardiyası zammı verilmiş olsun. Çok bariz bir durum yani, açık bir hata. Bunun gibi mantık dışı bir karar, bir tespit varsa buna müdahale edebilmesi lazım. Ama tekrar ediyorum, fazla çalışma, ilk derece mahkemesi bu işçilerinde haftada 15 saat fazla çalışma vardır dedi. İstinaf mahkemesi de gerekçesini açıkladı, bunun doğru olduğunu kabul etti. Artık 15 değil 10 saat olduğunu ya da hiç olmadığı yönünde bir vaka denetimine girememesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi asıl benim girmek istediğim konular, sözünü ettiğim gibi başta Yargıtay'ın tartıştığı, istinafın da kendi içinde netleştirmeye çalıştığı konular. İlk olarak içtihadi birleştirme önünde bekleyen özel öğretim kurumlarında çalışanların sözleşmelerinin türü. Belirli süreli sözleşme mi çalışılıyor, asgari süreli sözleşme mi geçerli sorunu. Şu anda dediğim gibi bu içtihadi birleştirme de beklemekte ve Yargıtay'da da İBK sonuçlanıncaya kadar bu dosyalar karara bağlanmamaktadır, bekletilmektedir. İlk olarak aslında biliyorsunuz eskiden beri yasa gereği belirli süreli sayılıyordu bunlar. Yani dershaneler ya da özel öğretim kurumlarında çalışanlarla ilgili olarak 30 kez de yenilenmiş olsa yasadan kaynaklı belirli süreli sözleşme sayılıyordu. Önce 9. hukuk sonra 7. hukuk bu konudaki görüşlerini değiştirdiler ve asgari süreli sözleşme dediler. Hatta 30 kez yapılsa bile hepsi asgari süreli dediler. Şu sorunlar ortaya çıktı. Asgari süreli sözleşme yapısı itibariyle belirsiz sürelidir. İş güvencesinden yararlanır. Bu sözleşmede asgari süre sonuna kadar yine de çalıştırma zorunluluğu vardır. Erken fese bağlı bakiye süre ücreti olur. İhbar tazminatı da olur. Birbiriyle çatışan, iç içe geçen bütün kavramlar, bütün kurumlar bir araya geldi. Bunlarla ilgili aslında çok bu sonuçlar düşünülmeksizin, ya iş güvencesinden yararlansın canım ne olacak fikriyle bu görüş değişikliği yapıldı. Ama sonra özellikle eleştiriler gelince, 9. zaten 7 kapandı biliyorsun ama 9. Hukuk Dairesi görüşünü şöyle değiştirdi. Dedi ki ilki asgari süreli, iki ve devamı belirsiz süreli dedi bu defa. Belirli değil, belirsiz dedi bakın. İçtihat aykırılığına gidildiğinde, bu konuda talepte bulunulduğunda tamamına asgari süreli diyordu. 30'u da olsa asgari süreli diyordu daire. 22 ise ilk noktadaydı. Yargıtay'ın ilk görüşü gibi görüş açıklıyordu, buna göre karar veriyordu. Tamamı 22'ye göre belirli süreli olmaya devam ediyor diyordu. Şimdi bu aşamada içtihat birleştirmeye gitti ama daha sonra henüz görüşülmediği bir aşamada Yargıtay görüş değiştirdi. Ama yine içtihat aykırılığı var. Çünkü en nihayette biri belirli, diğeri belirsiz süreli diyor. Biz istinaflar olarak bunu çok yoğun tartıştık ki bizim tartıştığımız dönemde henüz 7. Hukuk Dairesi de kapatılmamıştı. Kapatılmadığı için Türkiye'deki tüm istinaflar bu 3 daireye göre bölünmüştü. Çoğunluk doğal olarak 9 ve 7'nin görev alanına giriyordu. Yani o 25 dairenin diyelim ki 16'sı 17'si 7 ve 9 hukukun görev alanında faaliyette bulunuyordu. Bu nedenle ağırlıklı görüş asgari süreli sayalım bizde dediler. Ama dediğim gibi daha sonra Yargıtay bu konudaki görüşünü sadece bir tanesi asgari süreli sayılır diye değiştirmiş oldu. Benim kişisel görüşüm ve daire olarak yaptığımız uygulama belirli süreli sözleşme fikrinin daha doğru olduğu yönünde. Eskiden beri süre gelen uygulamanın daha doğru olduğu. Zira birincisini asgari süreli saymak, yasa gereği bunlar yapılıyor her yıl. Sonrakileri belirsiz süreli saymak da şu sıkıntılara neden olabilir. Bir defa eğitim dönemi bir bütündür. Yasa koyucunun bunu en az bir yıl süreli yapılabilir demesinin mantığı şudur. Bu öğretmenler ya da dershanede çalışan bu yöneticiler, öğretmenler eğitim dönemi 8 ay olduğu için yaz aylarında çalışmalarını devam ettirsinler bir şekilde, ücret alabilsinler diye en az bir yıllık yapıldı. Yoksa
Bu sözleşmeler her daim eğitim dönemi başlangıcında yapılır. 8 ayın sonunda sonlandırılır ve o 4 ay ücret alamadan bir nevi askı hali gündeme gelir. İşte bu örnekte oraya gidilebilir artık. Yani işçinin sözleşmesi eğitim döneminin başında daha işte Eylül ayında sözleşmesi sonlandırılabilir. Şunu söylüyor karşıt görüş. İşe iade şansı var, iş güvencesi var, dava açabilir, doğru açabilir ama boş